Hocamdan tekrar bu konuda fikir alırız Yusuf Tabii ki, Hocam. tabii ki. Teşekkür ediyorum. Rica Bu, bu ederim. buyurun Teşekkür Kudret Hocam. ederim. Kıymetli arkadaşlarım, çok zor bir yıl geçiriyoruz gerçekten. Umarım hepimizin bir arada kongreler yaptığımız, kucaklaştığımız günlere kısa zamanda ulaşırız. Torakolomber travmalarda değerlendirme, radyolojik morfolojik değerlendirme, hasar tipleri ve sınıflama konusunda ben hazırladım. Bizim aynı dili konuşmamız gerekiyor. T89C, T9 bu tip şeylerin, yazıların bize bir şey ifade etmesi gerekiyor ki o zaman bir uniformluk olsun. Peki biz bir sınıflamadan ne bekliyoruz? Bize morfolojiyi tam olarak tanımlayacak, mekanizma hakkında bilgi verecek, nörolojik durumu tanımlayacak, ligamentos hasar durumu belirleyecek, stabilite durumunu söyleyecek veya cerrahi için yönlendirme yapacak, hukuki bir soruna yol açmayacak şekilde bir sınıflama olsun istiyoruz. Hepimiz bunu anlayalım, kolayca yapalım istiyoruz. Neden torakal lomber bölge önemli? Çünkü travmaların %74'ünü burada görmekteyiz. Tarihçe çok kısaca sıkmadan söylüyorum. 1930'dan başlıyor bölgelerle. Deniz 3 kolon teorisi modeli çok kullanılan bir yöntem biliyorsunuz. Ama daha sonra TRIC diye bir sınıflama girdi gündemimize. Ve bu nörolojik durum bilgisi verdi ve sayısal değerler vererek bizi cerrahi olarak yönlendirdi. Bu en sevdiğimiz şey. Çünkü bizi hukuki olarak da kurtarabilecek sayısal değerler verebiliyordu. Daha sonra Alspine revizyon yaptı ve yeni sınıflamasını 19, daha öncekinden 94'ten farklı bir görünüşte modifiye Alspine yayınladı. Çünkü öbür 64 alt grubu içeriyordu ve bunun sınıflaması karmaşıktı. Bir uniformluk yoktu. %40 bile tutturulamıyordu. Daha sonra modifiye edildi. Modifikasyon içerisinde de TRIC sınıflamasındaki gibi nörolojik durumlar ve post-nörolojik hemen göze alındı ve kapsam alalım. Kısaca Deniz'den bahsedeceğim. Tarihi önemi var. Hala da kullananlar da var. Anterior, orta ve arka kolon olarak ayırıyoruz. Orta kolon hasarı özellikle çok önemli bunda. AP grafiğinde intertemporal mesafede artış. Posterior korteks şeklinde azalma şeklinde. Anterior orta kolon hasarı ile birlikte posterior kompleksin hasarı yani 3'te 2 kuralı bunda geçer. Burada bir kırık örneğini görüyorsunuz. Tüm kolonlarda hasar var. Bu deniz sınırlamasına göre çizilmiş bir grafik. Torakolomber yaralanma skorlaması, TRIC skorlaması 2005'te gündeme geldi. Nörolojik durumu ve posterior ligamenti dikkate aldığı için özellikle nörolojik durumda dikkate alıp puan vermeye başladığı için çok tutuldu. Burada sayısal yaralanmalara değerler verilince ve çıkan değerler karşılığında 0-3 arasında olan cerrahi olmayan, 4'te cerraha bırakan, 5 ve üzerinde ise kesin cerrahi endikasyon koyan bir sistem olunca bu birçok kişinin hoşuna gitti ve AO'dan uzaklaşıldı. AO çünkü 64 tane de alt grup içeriyordu ve hakikaten zorluyordu ve bir uniformluk oldu. Daha sonra modifiye AO gelişti 2013'te. Bu sistem yaralanmanın ciddiyeti ve prognozu anlamak için gerçekten gerekli olan 3 farklı parametreyi değerlendirdi. Yaralanmanın morfolojisi, nörolojik durum ve klinik değiştiriciler. En kötü yaralanmayı ilk yazıyoruz bunda. Bundan biraz bahsedeceğim. Özellikle çok kullanılmaya başlandığı için bahsedeceğim. Morfolojik yaralanma ABC olarak belirtiliyor. Çok kolay bir sınıflama getirmişler. Nörolojik durum N0 normalden N4'de transsignal kort yaralanması. NX'te muayene edilemeyen hastaları veya nörolojik durumu tespit edilemeyen hastaları belirtiyor. Artı işareti devam eden belirgin basıyı söylüyor. Burada klasik o sayfasından aldığım bir N1, N2, N3 şeklinde bunu A10 sayfasında rahatça bulabilirsiniz. Modifiers dedikleri cerrahi yaklaşımın şekillendiricileri olarak ben bunu çevirdim. Burada torakolomber kırıklıklar için M1 posterior ligamentos hasarı. M2 ise herhangi bir ek bir şey var mı? Osteoporoz var mı? Veya difüz idiopatik hiperosteoz gibi bir kemik hastalığı var mı? Bu konuda bize bilgi veriyor ve cerrahi yönlendirmesini sağlamakta. Burada da nörolojik durumla ilgili sınıflaması. Şimdi burada bir kırık görüyorsunuz ve bunu AO sınıflamasına göre konuştuğumuzda buna L1, A3 tipi kırık, N3 tipi nörolojik defisti var çünkü paraparesisi var. M1 tipi bir değişkeni var ve bası devam ediyor şeklinde sınıflarken TRIC'te sadece 7 puan deyip şey yapıyoruz.
Burada da morfolojik ve osteolojik endikasyon ve nörolojik durumu puanlayarak bunların toplamını söylüyoruz. Bu cerrahi endikasyonu koyduruyor. Yaralanmanın biyomekaniği nasıl? Kompresyon, distraksiyon ve rotasyon şeklinde oluyor. C rotasyon ve kompresyon şeklinde, distraksiyon şeklinde de genelde. Morfolojik sınıflarda A'da kürüğü görüyoruz. B'de posterior ligamentöz yapılar da problem var. C'de ise bir listezis veya rotasyon var. Kayma var. İki kolon arasında bütünlük bozulmuş. A0 dediğimizde minör bir yaralanmayı kastediyor. A1 dediğimizde kama şeklinde el plate'leri ilgilendiren bir yaralanmadan bahsediyoruz. Örneklerini görüyorsunuz. A2'de bölünme, split bir kırıktan bahsediyoruz. A3 tam olmayan patlama, incomplete burst diye geçiyor. Ve arka laminadına hasar olabilir. Kanala bir miktar bası olabilir. Ama tam bir tüm vertebra içeren bir kırık değil. AO'da buraya kadar olan sınıflamalarda cerrahi soru işareti. Ama A4'ten itibaren genelde operasyon gerektiren kırıklar olarak bilinir. Bunun sayısal bir değerlendirme de yapılmaya çalışılmıştır, verilmiştir ama bunun sayısal değerlendirmesi karşılığında bir tutarlılık oluşmadığı için bundan vazgeçilmiştir. Çok kullanılmamaktadır ama kullananlar da vardır. A4'te tam patlama kırığını görüyoruz burada. Kanala tam bası var. Arka elemanları da kırık olabilir. B1 chance kırığı olarak bildiğimiz meşhur ayrılma kırığı. B2 dediğimizde gene arka elemanları ilgilendiren bu tipte bir kırığı tanımlıyoruz. Örneğin şu kırığı tanımlarsak işte T12L1 B2 kırığı M1 değişkeni aynı zamanda slash'la T12 A4 kırığı olarak bunu söyleyebiliyoruz. Burada B3 hiperekstansiyon kırığı görüyorsunuz. Bunlarda anterior longitudinal ligament hasarı genellikle görülüyor. C dislokasyon yani yer değiştirme kırığı. Burada kranial ve kaudoaspinal kordun birbiri üzerinde yer değiştirmesi gerekiyor bu C diyebilmemiz için. Örneğin şu kırık için T89C diyoruz. T9'da A3 tipi kırık var diyoruz. Hasta paraplejik. M2 atıyorum osteoporozu var hastanın. Ve bası devam ediyor. Algoritması çok basit. Yer değiştirme var. Hemen C'siniz. Posterior bant hasarı var. B'ye gidiyorsunuz. Hiçbiri yok. Sadece vertebrayı ilgilendiren kırıkları var. A1, 2, 3, 4, 0 şeklinde bunları sınıflayabiliyorsunuz. Bunun bir şeyi, cep şeyi hazırlamışlar. Gayet kolay bir sınıflaması var. Bu da aynı şekilde hepsini bir araya toplayan bir slide olarak koydum. Bunlar A10'un sayfasından bulabilirsiniz. Şimdi örneklere geçiyorum. A1, N0 kırığı örneğin. A2 kırığı diyoruz. Nörolojik hasarı yok bu hastanın. T12'de A4 kırığı, nörolojik hasarı yok. D1'de A2. En kötü olanı önce söyleyeceğiz. Paraplejik bir hasta, T89'da C tipi bir kırık var. M paraplejik hasta, M1 tipi posterior longitudinal ligament hasarlı, bası devam ediyor. Yine paraplejik bir hasta, T10-11C tipi bir kırık var. Paraplejik, M1'de M1 tipi değişken var, posterior sistem ligamentler hasarlı, bası devam ediyor. T11'de A3 tipi kırık var. T12-L1C tipi bir kırık, M1, M3 bası devam ediyor. T12 A4 tipi kırığı var. Bu dili hepimizin aynı dilde konuşmamız gerekiyor. Hiperekstansiyon yaralanması T910C tipi bir kırık, N3 tipi hasarlanması var. M1 ve bir basısı var. Şuradaki kırığı C tipi olarak adlandırılıyor. Başka bir kırık L2 A3 N1 şeklinde sınıflandırılmış. Bir başka kırık gene listeris var. C tipi bir kırık. Paraparazik posterior elemanlara hasarlı bası devam ediyor. Trix'e göre 8 puan almış. İşte burada chance kırığı var. Trix'e göre 9 puan alıyor. Chance kırığının bir örneği. Burada paraplejik bir hasta T12L1C tipi. Hemen morfolojik olarak C'ye gidiyor. Paraplejik olduğu için N4, M1 bunun posterior ligament hasarını gösteriyor. L1, A3 diyorsunuz. L1'deki hasarı da belirtmişsiniz. Klik 9 bu hastada. Burada bir başka hasta T12 A4 N3 N1 plus şeklinde, artı şeklinde gidiyor. L1'de A1 tipi kırığı var. Klik 8.
Burada eski sistemdeki sınıflama bakın A'nın eski modifiye olmadan önceki A3-2, A3-3 şeklinde tanımlamış bunları. Biz burada yeni sisteme göre L1, A4 diyoruz. N3 tipi hasarı var. Bası devam ediyor. T12'de de A3 tipi kule var. Burada L1, A2, N0 şeklinde sınıflamışız. Trik 2 demişiz. Burada L1, A3, N0, N1 demişiz. Trik 5 demişiz. Burada torakal 12 A4 tipi bir kırık. N0, N3 demişiz yokmuş. Ve trik 2 demişiz. Tekrarlanabilirlik ve güvenilirlik çok önemli bu sınıflamalarda. Modifiye A'da sadece morfoloji. A, B, C olarak sınıflayın dediğimizde otörler %67'de birleşebilmişler. Tecrübeli cerrahlar. Alt gruplar arttıkça güvenlik azalıyor. Yani 64 tane grubu vardı bir öncekisine. Sadeleştirmenin gerekliliği burada anlaşılmıştı. A18 sıralaması ile katlası yani 0.34 yani orta derecede uyuşma varken MR'la birlikte katla 0.41'e çıkıyor. Ekseriyetle uyuşma oluyor. MR posterior longitudinal ligamentleri daha iyi gösterdiği için bizim sınıflamamızda farklılık yaratabiliyor. Trik skorlaması 0.74 katlası çıkıyor. Önemli derece uyuşmalar yani. Nörolojik durum uyuşması çok iyi hatta. %90'lar civarında nörolojik durumda anlaşıyor otorlar. Posterior longitudinal ligamentleri orta derecede çıkıyor. BT ve MR birlikte kullanıldığında Trik'i 5'ten %24'e kadar büyüktür 5'e, küçüktür 5'ten büyüktür 5'e kadar çevirebiliyor. O derece önemli MR görüntülemeleri. Birçok çalışma var, birçok gruplar kendi aralarında yani otör farklı zamanlarda aynı vakaları değerlendiriyor veya otörler aynı vakaları değerlendiriyor. Bu şekilde değerlendirmeler yaptıklarında modifiye AO için konuştuğumuzda aynı değerlendirici, farklı zamanlarda değerlendirme ve farklı değerler arasında tutarlık olan sırasıyla %65-85 ile %50-85. Yani farklı değerlendiriciler AO modifiye AO'yu %50 ile 85 arasında tutarlıkla değerlendiriyorlar. Trig değerlendirmesinde ise %65-90 ile %65-85 civarında bir değerlendirme tutarlığı var. Fena görünmüyor ama çok iyi değil. Sonuç olarak bizim aynı dili konuşmamız gerekiyor. Hastaya yaklaşım adına sınıflama çok önemli. Henüz mükemmel bir sınıflama yok. Günümüzde modifiye A ve Trik sınıflamaları kullanılabilir sınıflamalar. Sınıflamaların daha basitleşmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet Kudret Hocam çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için. Gördüğümüz o ki AO sınıflaması oldukça biraz daha modifiye etmekle daha anlaşılır, daha basit hale gelmiş ama yine de TLX skorlamasına çok böyle bir üstünlük sağlayacak gibi görünmüyor. Pratik kullanımı da belki TLX kadar olmayacak. Ben soru ya da katkı varsa alabilirim chat üzerinden.